İlk Türk devletlerinde ordu askere su ve er denilirken aynı zamanda ordu kavramı da ifade edilmiştir. Yani su. Su uyur, düşman uymaz. Sözümüzdeki su ordu, asker anlamına gelmektedir. Türkler de ilk düzenli orduyu Metehan kurmuştur. Ve orduyu ne yapmış? O, onlu, yüzlü, binli ve 10.000'li bölüklere ayırmıştır. Bugünkü aynı kullandığımız işte takım, bölük, tabur, tümen, onbaşı, yüzbaşı, binbaşı, tümenbaşı gibi şeyler Metehan döneminde ortaya koyulmuştur. O yüzden biz Mete'nin tahta çıkış yılı olan 209 milattan önce 209 yılını Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş yılı olarak kabul ederiz. Konay göçen yaşam Türkleri ne yapmıştır? Savaşçı, zorluklara sabırla dayanabilen, mücadele hiçbir zaman elde bırakmayan, Disiplinli, hızlı ve toplu hareket etme yeteneklerini de beraber getirmiştir. Türklerde askerlik görevi vatan borcu olarak bilinirdi. Bu vazife gönüllü olarak yapılırdı. Hatta ilk Türk devletlerinde Hazar Türklerinde bir o da çok değildir ama Türk devletlerinde ilk Türk devletlerinde ücretli askerlik uygulaması yoktur. Türk İslam devletlerinde görülür ama ilk Türk devletlerinde yoktur. Çinliler, Moğollar, Romalılar, Ruslar gibi birçok millet askeri teşkilatlanmayı Türklerden öğrenmiştir. İlk Türk devletlerinde renklerin dili vardır. İşte kara kuzeyi temsil etmiş, yağız ve kara toprak için kullanılmıştır. Kızıl güneyi temsil etmiştir. İşte yeşil doğuyu, dirlik, tazelik ve gençliği temsil ediyor. Türklerdeki bu yeşil mavi olarak da kullanılıyor. Yani gök, ak Beyaz yani batıyı, adaleti, gücü ve ululuğu temsil etmiştir. Türklerde toplumlar yani renk birçok anlamda aslında Türkler buna dikkat etmiş farklı anlamları da vardır. Mesela Metehan bir kuşatma sırasında renkleri dikkat alarak ordusunu dört kısmı ayırmış. Kuzeyde 100 bin kişilik Yağız atlı, Batta 100 bin kişilik Ak atlı, Güneyde 100 bin kişilik Bordo atlı, Doğu'da 100 bin kişilik demir kırı atlı diye e, renklere göre bir ordu düzeni almıştır.